Merhabalar. Üçüncü ünite katılarda basınçta yine birlikteyiz. Katılarda basınç arkadaşlar basınç P ile gösterilir. Pascal'ın P'si. Birimi Pascal ve PA ile gösterilir. Pascal'ın diğer bir ifade edilişi Newton bölü karedir. Gazlarda basınçta bar veya ATM şeklinde ifade edilir. Biz öncelikle katılarda, sıvılarda ve gazlarda olmak üzere 3 çeşit basınç var. Biz birinci olarak katılarda basıncı işleyeceğiz. Katılar arkadaşlar ağırlıklarından dolayı temas ettikleri yüzeye bir basınç uygularlar. Basınç ağırlık bölü yüzey alanıyla bulunur. P eşittir. G bölü S. Bazı kitaplarda A da denir. Fakat arkadaşlar genelde formül sorulmaz. Mesela şu cismimiz ağırlığı var ve yüzey alanı var. Bu cismimizin bu yüzey alanı uyguladığı basıncı Basın eşittir ağırlık bölü yüzey alanı yani G bölü S veya A ile gösterebiliriz. Katıların basıncı arkadaşlar cismin ağırlığına ve yüzey alanına bağlıdır. Kum dolu bir leğen içerisinde özdeş tuğlaları aynı yüzeyi üzerinde önce bir sonra iki ve en son 3 tane olacak şekilde koyduğumuzda tuğlaların kuma battıkları izi giderek arttığını gözlemleriz. Arkadaşlar bir tane attığımızda kuma batma, iki tane attığımızda ve üç tane attığımızda batma yüzeylerini görüyorsunuz. Üçüncü tuğlanın zemini ikinci tuğlaya, ikinci tuğlanın zemini de birinci tuğlaya göre daha fazla basınç uyguladığını söyleyebiliriz. Yüzey değişmeden tuğla sayısının artması tuğlaların ağırlıklarının artmasına dolayısıyla da basıncın artmasına sebep olmuştur. Katı basıncını etkileyen değişkenlerden birisi ağırlıktır. Cismin ağırlığı arttıkça zemine uyguladığı basınç da artar. Arkadaşlar tam tersi azaldıkça da azalır. Bir cismin yüzey alanı değiştirilmeden ağırlığı arttırılırsa cismin zemine uyguladığı basınç da artar arkadaşlar. Bakın burada yüzey alanı değiştirilmeden 3 tane tuğladaki batma miktarı daha fazladır. Şekilde cisimlerin zemine uyguladıkları basınç 2 Pascal olduğuna göre bakalım arkadaşlar iki tane cismimiz var. Zemine uyguladığı basınç neymiş? 2 pas kalmış. Buna göre özde oluşturulmuş düzeneklerin zemine uyguladıkları basıncın kaç pas olduğunu bulalım. Arkadaşlar burada iki cisim 2 pas kal basınç uyguluyorsa bir cisim 1 pas kal. 1, 2, 3, 4, 4 cisim ne ulaşacaktır? 4 pascal Bir cisim 1 pas kal. 3 cisim 3 pas kallık basınç yapacaktır. Beş cisimde 5 paskal'lık basınç yapacaktır. Neden? Çünkü yüzey alanları değişmemiş. Şekildeki işçi farkında olmadan arkası delmiş bir çuval taşıyarak ilerlemektedir. Buna göre işçinin yürüdüğü zeminde uyguladığı basıncın nasıl değiştiğini yazalım. Arkadaşlar, işçinin yüzey alanı değişmiyor. O halde burada ne değişiyor? Ağırlık azalıyor. Ağırlık azaldığından ağırlık azaldığından basınçta azalır arkadaşlar. İkincisi arkadaşlar yüzey alanı. Basıncın bağlı olduğu ikinci etken yüzey alanı. Özdeş tuğlaları içi kum dolu leğene yatay yüzeyi ve dikey yüzeyi yatay yüzeyinde atmışız. Bir de dik yüzeyinde attığımızda arkadaşlar koyduğumuzda tuğlaların Kumda battıkları izlerin aynı olmadığını gözlemleriz. Peki tuğlaların ağırlıkları aynı olmasına rağmen bu durumu sebebi ne olabilir? Görselden de anlaşılacağı gibi bu durumun sebebi cismin yüzey alanıdır arkadaşlar. Yüzey alanı değiştikçe cismin zemine uyguladığı basınç da değişir. Katı cisimlerin yüzey alanıyla basıncı ters orantılıdır arkadaşlar. Yani yüzey alanı artarsa basınç azalır, yüzey alanı azalırsa basınç da artar arkadaşlar. Bir cismin ağırlığı değiştirilmeden yüzey alanı arttırılırsa cismin uyguladığı basınç da azalır arkadaşlar. Bakın burada yüzey alanı geniş, batma az. Burada yüzey alanı daha küçük olduğu için basıncı daha fazla ve kuma batma oranı daha fazla olmuş. Tamana daha fazla basınç yapanı işaretleyelim arkadaşlar. Aynı çocuk iki ayağının üzerinde, bir ayağın üzerinde durmuş. Tek ayağın üzerinde yüzey alanı azaldığı için basıncı da ne yapacaktır? Art fazladır. Baktığımızda yüzey alanları aynı. Burada bakıyoruz 2, burada bakıyoruz Üç tane kutu var. O halde 3 kutunun basıncı daha fazla olacaktır. İçi dolu bir kibrit kutusu bir zemin üzerine üç farklı şekilde konuluyor. Buna göre kibrit kutusunun zemin uyguladığı basınçlar arasında ilişkiyi bulunuz. Baktığımda kibrit kutusunda aynı kibrit kutusu yüzey alanı en az. Bakıyoruz biraz fazla en fazla. O halde en fazla basınç ne olacaktır? Bir de sonra iki de en az basınç 3'te olacaktır. Çünkü 3'ün yüzey alanı en fazla. Hemen bir etkinlik daha yapalım. Cisimler bulundukları zeminlere ters çevirerek konulduğunda zemin uyguladıkları basıncın ilk duruma göre artıp azalacağını yazalım. Buraya baktığımızda 2A aynı. O halde burada ne yapacaktır? Ters çevirdiğimizde basınç değişmez. Yüzey alanı değişmeyeceği için basınç da değişmez. Burada yüzey alanı azaldığı için basınç ne olacaktır arkadaşlar? artar. Burada yüzey alanı aldığı için basınç azalır arkadaşlar. Katıların basıncı iletmesi, katılar üzerine uygulandığı kuvveti uygulanan doğrultuda aynen iletir. Arkadaşlar bu çok önemli. Katılar uygulanan kuvveti uygulanan doğrultuda aynen iletirler. Bakın 5 Newtonluk bir cisme 5 Newtonluk bir kuvvet uygulandığında aynı doğrultuda ve aynen iletmekte. Fakat yüzey alanına göre basınç değişir. Bir çiviyi baş parmak ve işaret parmağımız arasında aldığımızda işaret parmağımızlar ucundan basınç daha fazla olduğunu gözlemleriz. Bakın burada çünkü oradaki yüzey alanı daha az olduğu için İşaret parmağımızdaki basınç daha fazladır. Çünkü çivinin sivri ucu uç kısmında yüzey alanı küçük olduğu için daha fazla basınç oluşturmuştur. Bir çiviye 5 Newton'luk kuvvet uygulanırsa bu kuvvet aynen iletilir fakat bu kuvvet çivinin uç kısmında daha fazla basınç oluşturur arkadaşlar. Uç kısmında daha fazla basınç oluşturacak ve çivi tahtaya girecektir. Arkadaşlar basınçta genelde bu şekilde soru çıkıyor. Hipotez soruları. Bu hipotezi test etmek isteyen bir öğrenci Özdeş küplerle oluşturulmuş düzeneklerden hangisini birlikte kullanmalıdır? Hipotez: Katı basıncı cismin yüzey alanına bağlıdır. Yüzey alanına bağlıysa yüzey alanı farklı olacak, diğer her şey aynı olacak. Yani ağırlığı aynı, yüzey alanı farklı. burada. Ağırlığı aynı değil. Ağırlığı aynı değil. Baktığımızda ağırlığı 1 2 3 1 2 3. Ağırlığı aynı, yüzey alanları farklı. O halde cevabımız bu hipotezi test etmek için hangi şıktaki kutuları kullanmalıyız? C şıkkındaki kutuları kullanmalıyız. Hipotez sorusu cismin ağırlığı arttıkça katı basıncı artar. O halde arkadaşlar ne değişecek? Ağırlık değişecek, yüzey alanı değişmeyecek. Ağırlığı değişecek, yüzey alanı değişmeyecek. Burada iki kutu ve yüzey alanı bu şekilde. Yüzey alanı değişmeyecek. Burada yüzey alanı artmış olmaz. Burada artmış olmaz. Burada artmış olmaz. Ama burada yüzey alanı aynı, ağırlığı farklı. Bakın ağırlığı değişecek. Yüzey alanı değişmeyecek. O halde hangisini kullanmalı? C şıkkındaki kutuyu kullanmalı. K çivisinin daha fazla ilerlemesinin nedeniyle ilgili yargılarından hangisi kesinlikle doğrudur? Düşey bir duvara dik olarak tutulan K ve L çivilerinin çekiç ile aynı kuvvet uygulanacak şekilde bir defa vurulduğunda K çivisi duvara L çivisine göre daha fazla ilerlediği gözlemlenmiş. O halde K çivisinin Ucu daha incedir doğru. Ucu daha ince olduğu için basıncı daha fazla oluşturmuş ve daha fazla ilerlemiştir. Doğru. Uzunluğu daha fazladır. Uzunlukla bir alakası yok. Katıların basıncı yüzey alanı ve uygulanan kuvvet yani ağırlıkla ilişkiliydi. Kuvvet uygulandığı anda duvara uyguladığı basınç daha fazladır. Arkadaşlar kuvvet uygulandığı anda duvara uyguladığı basınç daha fazla. Doğru bu. Neden? Çünkü K çivisi daha fazla bastığı için uyguladığı kuvvet de daha fazladır doğru. Hangileri doğru? 1 ve 3 doğru arkadaşlar. Arkadaşlar yine bir hipotez sorusu. Basınç birim yüzeye etki eden dik kuvvet olarak tanımlanır. Bu bilgiyi kullanmak isteyen bir öğrenci kurduğu hipotezi kullandığı yöntem ve bulgularına dayalı çizdiği grafik şu şekilde. Hipotez katıların yüzeyi, yüzeye uyguladıkları basıncı büyüklüğü temas ettikleri yüzey alanına bağlıdır. Arkadaşlar o halde yüzey alanı değişecek ağırlık değişmeyecek. Kum yüzeye 8 adet özdeş tahta bloğun 4 tanesini birinci dizilim, kalan 4 tanesini ikinci dizilime koyduklarında bu şekilde. Yani ikideki basınç daha fazla olacak ve 8 adet toplam 8 adet olacak ve yüzey alanları farklı olacak. Nasıl bir yapabiliriz? Arkadaşlar buradaki gibi bir düzenekle test edebiliriz bunu. Bakın 1 2 3 4 4 yüzey alanları farklı Ağırlıkları aynı. O halde bu şekilde bir düzenekle bu hipotezimizi test edebiliriz. Bıstıklayınca YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.